Tabii devletimizin çıkardığı bir uygulama, doğru bir uygulama. Ama görüyorsunuz o uygulamayı hiç kimse uygulamıyor. Kahvelerin kapalı olması, yine kahvelerin önünde duruluyor, yine yan yana geliniyor. Yine bunun işte bu hasarların yayılması yine aynı kapıya çıktı, yayar bu şekilde. Olursa yine çıkar, yine yayılır çünkü millet yan yana, vatandaş yan yana yine. Kahvelerin kapatılması, yine milletin kahvelerin önünde durması bence aynı kapıya çıkıyor. Diyor ki herkes evinde otursun. Tamam, herkes evinde oturacak da ama oturması bir maddi durum olması lazım, maddiyet olması lazım. Ona devlet bir destek çıkması lazım. Bir ay, iki ay boyunca çalışmasa olmaz ki. Kahveci kapattı, personelin maaşını vermesi lazım. O nereden gelecek? Kaldırımda toplandık. Virüs kapmasın diye kahvelerde oturulmayacak ama kahvelerin önünde yan yana gelip sohbet ediyorlar. Bunun devletin bu şekilde yapması buna da bir önem ya sokağa çıkması, sokağa çıkma yasağı gelmesi lazım. Yan yana gelmez diye gene bulaşır. Kahvede oturulmadı, kahvenin önünde toplandı. Abi yani bak, bu... şimdi sen gördün insanları hepsi Türktür, hiçbir evet. şey olmaz. Evet. Yabancılar bize aramızdan girmesin daha hiçbir şey olmaz. Vallahi benim hiçbir düşüncem yok. Ecel geldi mi zaten gelir. Tamam doğrudur. Hiç kimse kendi evinde oturmaz ki, bizimki öyledir. Siirt halkı öyledir. Evde kahve de olsa oturacağız. Evde hiç kimsemiz durmuyor. Vallahi ben ölsem de evde durmam. Duramıyorum. Ya salgın ecelim gelmişse zaten öleceğim. Gelmemişse zaten Allah rahmet eylemesin, gideceğim. Ecelimiz gelmişse öleceğiz. Kendi ecelimiz öleceğiz. Ama evde oturamayız. Çünkü alışık değiliz. Borcumuz var, iş yok, çocuklarımız hepsi aç. Kim gel bize bir ekmek vereceğiz? Hadi evde oturduk da ne yapacağız? Ölürsek bizim için daha iyidir. Sadece bir racam var. Sadece bir ibadet yeri kapatmasın. İmamlar gelsin, camiden namaz kılsın. Yeterdir. Millet evde herkes otursun. Sadece bir racam var. Bu racam var. Başka bir şey yok. İstemiyoruz biz. Bu yasağın amacı vatandaşların toplu olarak bir araya gelmesini engellemektir, biliyor musun abi? Tabii biliyorum da, onu biliyorum da. Peki abi, şu anda mesela siz kahveye girmemişsiniz ama kahvenin önünde duruyorsunuz. Hem de topluca arkadaşlarınızla beraber. Valla doğrudur işte, evden de oturduk da işte millet bıkıyor evden oturmasına da çarşıya çıkıyorlar. Riskten korunmak için herhangi bir şey yapıyor musunuz? Tabii tabii ya. Mesela ne yapıyorsunuz abi? Valla daha bir şey yapmamışsınız. Hocam ha? Valla işte. Ya ne diyeceğim ya? Tabii biz de şeyleri aldık da işte elinizi bol bol yıkıyorsunuz. Valla işte kuruyorsunuz kendinize. Ama toplu alanlardan uzak durmuyorsunuz abi. Valla durmuyoruz arkadaşlar, işte alışmışsınız millet. Ya Allah ne diyor hocam? Yurt dışından gelen mültecileri Türkiye'nin içinden çıkarsan Türkiye tertemiz bir ülke. İran'dan buradan yayılıyor. Abi virüs oradan gelmedi ki, Avrupa'dan yayıldı. Doğrudur. Salgın var. Doğru. Kendinizi koruyoruz. Yalnız siz bunlara dikkat etmiyorsunuz. Bakın, doğru. Herkes yan yana. Doğru. Sirt milleti işsiz, gücü yok. Alışmışlar çarşıya gelip oturuyorlar, başka onların hiçbir şey yok. Ya ne yapalar birbirimize, herkes birbirimizi tanıyorlar, mecbur birbirimize takılıyor. Kafa hiçbir yerden yoktur. Duracaklar, ne yapacaklar? Hiçbir yer, bakanımızın bir farkımız yok. Bizim hiçbir yerimizde gidip dışarıdan oturalım. Bir iki kişi abi ama şimdi biz oradan 100 kişi toplamışız. 100 kişi toplamışız. Parkta olursa 2 ve 3 kişi bir yan yana oturup konuşurduk. Ama şu anda mesela işi gücü yok mu lan, hep kaldırımda. Ne yapacağız? Tamam, toplumda vurur, su kapılacağını evlerinde otursun. Ne yapsın? O zaman daha çıkalım. Daha bayıra çıkalım. Orada temiz hava alsınlar. Karıdırdırı var, karıdırdırı. Ya evde oturulur mu Allah rızası için ya?
Hele bak kahveler kapalı, her şey kapalı. Ya hayat durmuş hayat. Senden bulaşır, benden bulaşır, öbüründen bulaşır yani. Bu doğrudur yani. Kahvede hepsi öksürük oluyor, bilmem ne oluyor. Gribi var, ateşi olanlar var, hasta olanlar var. Yani hepsi sağlıklı insanlar değil ki. Tabii onun için kahveler kapandığı zaman ne diyor? Diyor ki ya evinde otur ve de çık daha bağır. Bayıra falan bir yerlere çıkın, bir hava alın, temiz alın. Ya hangi abi, kahve aşık? Uyuyacaklar tabii, mecbur. Kanun ne diyorsa bitti. Kapalı şu anda. Ya kahveler kapalı işte. Kapalı görüyorsunuz, herkes kahve tamam, kahveler kapalı ama olacak. Ama abi, şeyhim karı dırdırından kaçıyor. De gel oğlum, gel. Herkes tövbe etsin, namazını kılsın. Allah'a şükür etsin. Birbirine haksızlık etmesin. Hakaret etmesin. Herkes böyle elini vicdana koysun, bunları bir görsün. Bazıları dolaşıyorlar yani, görmüyorlar. Buraya gidiyor, oraya gidiyor. Yok valla. Endişe duymuyorsunuz? Yok valla, duymuyoruz. Kendinizi hiç korumuyor musunuz bu noktada? Valla koruyoruz ama ne yapacağız? Yani evde nasıl duracağız? Hani evde durarsa durmuyoruz. Çarşıda gelse de öyle. Yer yok oturacak yani, bilmiyorum yani. Valilik şu anda kahvehaneleri kapattı. Olumlu karar. Gördüğünüz kadarıyla bakın, millet hep yan yana, hiç birbirinden ayrılmıyor. Ama karar olumludur. Herkes evinde otursun. Evet. Bu virüsü atlatana kadar. Yani vatandaşın yardım etmesi lazım. Hükümetine, devletine. Evet. Ne yapalım? Çin'i gördünüz ne oldu? Evet. Milyonlarca insan gitti. Biz de mi ölelim yani? Var. Vatandaş uyması lazım yani. Devletin verdiği kararlara uyması lazım. Evinde oturması, belli bir süre için evinde oturması lazım. En azından işi olmayanlar otursun evet, evinde. Buyurun. Bir kahvenene kapanmış bir 15 gün ne olacak? Bir şey olmaz ki. Değişen bir şey yoktu bence. Değişen bir şey yoktu. Değişen bir şey yok. Ha, neden? Kalabalık da gördüğün gibi. Valla bence iyi bir şeydir. Ama ha, iyi bir şeydir, yan yanasınız. Kimse çıkmasın, kimse de bir şey olmasın. Ama şu anda abi çıkmışsınız. Bak kalabalık ortamdasınız, yan yanasınız. O zaman etkili olmadı yani. Etkili olmadı tabii ki. Ne bileyim, yapacak bir şey yok. Valla çalışmıyoruz yine. Ya ne diyeyim sana? Valla şimdiden hiçbir şey almamışız. Tedbir almamışız, Allah aynı diyor.